Günaydınlar dostlar. Ya da bu videoyu akşam izliyorsanız iyi akşamlar. Hayırlı günler diliyorum hepinize. Şu an Puerto Nariño'dayım. Bir tane abiyle anlaştım. Beraber pirana tutmaya gideceğiz. Bugün balık tutma vakti. Amazon nehrine açılacağız. Tarapoto isminde bir göl var. Orayı ziyaret edeceğiz. Maymun adası var. Sanırım onun da çevresinden dolaşacağız. Belki maymun da görürüz, bilmiyorum. Yani işin özü, bu videoda hep beraber pirana avlamaya çalışacağız. Belki başka balıklar da nasibimizdir, bilmiyorum. Ya da belki de hiç nasibimiz yoktur. Hep birlikte göreceğiz. Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Şimdi bir markete gittim. Abiyle kendime içecek, su ve bisküvi aldım. Abi de gitti, benzin aldı. 80 bin pesoya anlaştık. Yani 20 dolar. Burada tekneler var, botlar var. Gelip konuşuyorsunuz, pazarlık yapıyorsunuz. Daha sonrasında fiyatta anlaşıyorsunuz ve tura çıkıyorsunuz dostlar. Yani gidip bir tur satın almanıza gerek yok bu aktivite için. Oo, abi bir tane balık tutmuş bile. ¿Qué nombre es el pescado? La cucha. Ah, bueno. Aa, canlı o ya. Gözü oynadı hayvanın. Sanırım pirana için şeyi kullanacak, yem olarak kullanacak. Abi de buradaki bütün balıkçılarda olta var. Bakalım nasıl bir gün olacak, merakla bekliyorum. ¿Cómo te llamas, señor? Pedro. Pedro, mi nombre es Burak. Mucho gusto. Buradaki insanların en büyük geçim kaynağı. Ne denir bunlara? Tekne taksi mi denir? Öyle bir isim verebiliriz yani. Nehir üzerinde yolcu taşımacılığı yapıyorlar, yük taşımacılığı yapıyorlar. Turistler gelirse onlara böyle tur düzenliyorlar. Bunun dışında balıkçılık yapıyorlar. İnsanların ana geçim kaynağı bu. Aa, şurada bir balık. Kocaman. Dolphin? Aa. Şey, önümüzde pembe yunuslar var. Aa, şansa bak, hemen önümüzde. Aa, bak şurada. Oha, şanslıyız ha, yunus da gördük daha. Günün başlangıcı güzel oldu. Ben gördüğümde bir türlü kameraya yakalayamadım ya. Önümüzde böyle zıplıyorlar suyun üstüne. Aha. Gri pembe bunlar. Mide 1.60 m. Pesar 80 kilos maksimum. Tembel hayvan varmış burada. Umarım yakından görebiliriz ya. Çok seviyorum tembel hayvanları. Acayip sevimli oluyorlar. Ne yazık ki siz izleyemediniz videolarım çalındığı için. Ama Costa Rica ve Panama'da görmüştüm. Özellikle Panama'da biraz yakından görme şansım olmuştu. Tembel hayvan görmeye geldik. Aa, kamerada gözükmüyordur büyük ihtimalle ama şu an görüyorum tembel hayvan tırmanıyor ağacın üstüne. Tüh ya, işte burada profesyonel kamera olacak. Zoom yaparak göstereceğim size ama çok net bir şekilde görüyorum tembel hayvanı. Burada tukanlar yaşıyormuş. Sesleri geliyor. Duyuyor musunuz tukanların sesini? Aha. Yuvaları şuradaymış tukanların. Aha. Ağa çıktı. Yuvasından çıktı bak. Ağacın üstünde 3 tane kovuk var. Onun içinden çıktı bir tanesi.
Çok güzel bir yere geldik ya. Bakar mısınız? Su belli bir seviyeye kadar ağaçların kökünü kapatmış. Ağaçların güzelliğine bakar mısınız? Tümör var ağacın üstünde. Çok güzel parlıyor ya su. Karanlık biraz da burası. Yansıyor. Kim bilir nasıl canlılar var şu suyun içerisinde. Amazonlardaki bitki çeşitliliği ve hayvan çeşitliliğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Daha keşfedilmemiş türler olduğu söyleniyor. Aa, kelebeğe bak. Tukan da ötüyor bir yandan ha. Hemen yuvalarının yanından geçiyoruz. ¿Qué tipo de animales aquí? Acá podemos encontrar muchas variedades de animales como anacondas, serpientes, caimanes, anguilas. Todo es peligroso, ¿no? ¿Conocer anacondas? Sí, claro. ¿Sí? Ah, es grande, ¿no? Ah, me gusta conocer. Baksanıza burada bir sürü tehlikeli yırtıcı canlı var. Bir anakonda görsek tadından yenmez bence. Tabi uzaktan, çok da yakından değil. Birden ortam değişti yine. Baksanıza çok fazla gün ışığı girmiyor buraya, o yüzden karanlık. Çok güzel görünüyor ya. Ciddi anlamda güzel görünüyor. Belgesellerde yıllarca izlediğim yerdeyim şu an. Ne kadar sevinçli ve mutlu olduğumu az çok tahmin edebiliyorsunuzdur dostlar. Amazon yağmur ormanları ve tabii ki Amazon nehri üzerinde yetişen bitkiler ve bazı meyveler ve bazı hayvanların ürettiği sıvılar doğal ilaç olarak kullanılıyor. Dünya üzerindeki en büyük eczane olarak geçiyor Amazonlar. Bilim insanları bulunan doğal ilaçlarının çok büyük bir kısmının Amazonlarda bulunduğunu söylüyor. Tabii burada yaşayan yerliler deneyimleye kendi yaşamlarına uyguluyorlar bunları. Mesela bugün turistlerin gelip burada yaptıkları ayahuasca seremonileri aslında yerliler için bir meditasyondan ziyade ne denir? Medikal, yani sağlık için yapılan bir şey. Arbol del Renaco. Renaco, İspanyolca ismi, ağacın adıymış. Arbol, ağaç demek İspanyolca'da. Renaco, belki özel isimde, nasıl çevriliyor bilmiyorum. Ağacın adıymış. Çok güzel görünüyor ama. Baksanıza kökleri nehrin dibinde. Ve nehir daha da yükselecek. Yükseldiğinde kim bilir kaç metreye kadar çıkacaktır. Mesela ayahuasca ve San Pedro bitkilerinin çayını içtiğiniz zaman halüsinasyon etkisi yaratıyor. Aslında vücudu temizlemek için yaptıkları bir işlem bu yerlilerin. Ama bu halüsinasyon etkisinden dolayı turistler için oldukça popüler bir aktivite. Gelip buraya önce diyet yapıyorlar, 2 hafta gibi bir süre. Birçok şeyden uzak besleniyorlar, et vesaire yemiyorlar bildiğim kadarıyla. Ve daha sonrasında ayahuasca çayını içip kendilerince bir meditasyon yapıyorlar. Bir ritüel. Şamanlar eşliğinde yapılıyor. O bitkilerin hepsi işte Ant dağlarında, Amazonlarda, buralarda yetişiyor.
ama turistler için bir turistik aktivite, yerliler için bir temizlenme şekli, sağlık için yapıyorlar. Anakonda. Yalnız bir çıksa var ya, ruhumu teslim ederim ha. Karşımızdaki ağaçlarda maymunlar var. Bayağı bir maymun var. Ben görüyorum, bakın yaklaştı. Yaklaştılar. Geldiğimizi duydular tabii. Nasıl atladı oraya? Buradaki yerliler maymun eti tüketiyorlar. Avlıyorlar maymunları gece. Daha sonrasında etini kurutup yiyorlar. Tarapoto Gölü'ne geldik şimdi. Buraya çıktık. Burada kaydımızı yaptırdık. 10.000 peso, yani 2,5 dolar giriş ücreti ödüyorsunuz. Bunun sebebi de buradaki halk koruyor burayı. Devletten bağımsız olarak, gönüllü olarak gelip burayı koruyorlarmış. Çünkü burada bir doğal yaşam var. Aynı zamanda temiz de tutmaları gerekiyor. Girişler kontrollü. Tabii bundan da gelir elde ediyorlar. Abi şimdi balığı temizliyor. Etlerini çıkartıyor. Pirana avlarken ya da balık, diğer balıklar da aynı şekilde. Onları da avlarken yem olarak bu balığın etini kullanacağız. Burada bu bölgede yaşayan hayvanların, türlerin fotoğrafları var. Şöyle göstereyim sizlere. Tiplere baksanıza ya. Yılanlar feci ürkütücü. Bunlar da balık türleri. Neymiş? Pira ruku. Ha, pirana bu. Elinizde, vücudunuzda, herhangi bir yerinizde kan varsa ve göle girerseniz bu arkadaşlar dadanıyor saniyesinde. Artık nasıl alıyorlarsa kokusunu. Şimdi gölü arkamızda bırakıyoruz. İç kısımlara doğru giriyoruz pirana avlamak için. Niyetim pirana. Bakalım bir şey avlayabilecek miyiz? Başka balık mı gelecek? Heyecanlandım. Buraya geceleri jaguar da geliyormuş ama çok 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 nadiren. Yani gölün etrafına, su seviyesinin biraz daha alçak olduğu yerlere. Garip bir şey ötüyor ama hangi hayvan olduğunu anlamadım. Yes.
para poder atraparlos rápido, uh-huh, hay que tratar de esconderla. Uh-huh. Suya niye öyle yaptı bilmiyorum. Por qué esta? Pa que vengan los peces. Ha, balıklar gelsin diye öyle yapmış. Gelmedi. Başka bir yer arayacağız şimdi kendimize. Yemediler burada. Kandıramadık piranaları. Hoppa. Oraya oturmuştu. İttirebilir misin dedi. Kol gücüm o kadar yok. Bayağı üstüne oturmuştu çünkü. Dedim ayakları kullanalım en iyisi. Kurtardık. Şimdi başka bir yere geldik. Şansımızı burada deniyoruz. Çok ilginç bir avlama yöntemi. Normalde suyu ürkütmemek lazım diye biliyorum ben. Ama tam tersine balıklar gelsin diye ürkütüyor suyu. Aşağıda balık var. Benim yemi yediler. Hissettim vurduğunu ama alamadık. Bakalım şimdi. Bir daha deniyorum şansımı. Var var vuruyorlar bak. Nasıl vuruyorlar hem de. Aha. Vay arkadaş, 2'dir yediler ya yemimi. 3 oldu. Dur bakalım, dur. Alacağım bir tane dizi. Sen mi büyüksün, ben mi pirana? Aha. Abi bir tane yakaladı ama parmağım daha büyük. Abinin yakaladığı balık. Parmağım daha büyük. Abi pirana yakaladı. Ama serçe parmağım boyutunda. Hatta daha küçük. Aa işte insan eti yiyenler bunlar. Dişleri ne kadar sivri ya. Ufacık balığın sipsivri dişleri var. Oha, şimdi dokunsam kapabilir parmağımı, o yüzden hiç girmiyorum o topa. Geri bırakacağız balığı. Yaşar herhalde ya. Bir pirana daha yakaladı abi. Yumuşacık ya şeyi, derisi. Arka arkaya yakaladı valla. Dişlere bak ya, ne kadar sivri. Bunu da salacağız. Küçük çünkü bunları yemeyeceğimize göre. Abinin yakaladığı üçüncü pirana arka arkaya yakaladı. Ama serçe parmağımdan daha biraz daha uzun ya da serçe parmağımın boyutunda. Küçük ya. Küçük, bunlar yenmez. O yüzden geri atıyoruz. Güzel bir tane yakalasak abiye diyeceğim yani bunu. Büyük ihtimalle o bana bile sormaz yani. Ya istersen sen al pişir ye der. Ya da ben alacağım der. Büyük ihtimalle abiye bırakırım. Abi biliyor tekniği bak. Benim yemlerin hepsini takır takır yediler. Vurduklarını hissediyorum ama bir türlü çekemedim.
Bunlar şimdi öteki. Aa bu büyük, dur. Bu büyük. Piranha no? Ayda. Otra especie. Of. Bak. Şu dört parmağımın boyutunda biraz daha büyük. Of of of, dişlere bak, dişlere. Oy, dişlere bak. Es la piraña cara roja. Cara roja. Cabeza puntuda. Abi çok güzel rengi ya. Bakın misina nasıl oynuyor, bak nasıl yiyorlar. Yiyip bitirdiler. Atıyorum vücudunuzda bir yara var. Kan sızıntısı var. Bu suya girdiğinizden geçmiş olsun. Piranalar dadanır. Ve bayağı bir kemirirler sizi. Belki normal yüzdüğünde de gelip saldırma ihtimalleri vardır. Çok emin değilim. Ama tehlikeli bir hayvan. Gördüğünüz gibi dişler sipsivri. Ki o yakaladığımız mesela 3 tane küçük yakaladık. Bir tane avuç kadar. Ya da şu 4 parmağımın büyüklüğünde yakaladık. Abi şey diyor. Yani bir karış olan, biraz daha büyük olan piranalar var diyor. Onlar büyük ihtimalle şey bırakmazlar. Vücudunuzda et bırakmazlar. Yemin hareketlerine bakın sadece. Yüzeye yakın bir yerde tutuyorum. Nasıl dadandılar bak, nasıl dadandılar. Piranayı tuttuğumuz yer burası dostlar. Maalesef ben tutamadım. Çok yaklaştım. Bayağı yaklaştım ama maalesef tutamadım. Ama abi güzel bir tane, şöyle büyük bir tane tuttu. Gönül isterdi ki daha büyüğünü tutalım. Akşama cızbız yapalım. Piranın tadını merak ediyorum şahsen. Bak 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 bak, ne uçuyor bak. Şahin'e benzettim ama. Agila no? Agila neydi ya? Şahin miydi, kartal mıydı? Şahin'di galiba. Duyuyor musunuz sesi nasıl ötüyor? Bugün bayağı şanslıyız ya. Mükemmel canlılar gördük. Yavrum benim, uçuşa bak. Ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Bugün o kadar keyfim yerinde ki, o kadar güzel bir gün geçiyor ki, yani hiç tahmin etmediğim, aklımın ucundan geçmeyen canlılar gördüm ya. Ben pirana mantığıyla çıkmıştım bugün. Bir sürü canlı gördük ya. Of. Kelebeğin güzelliğine bak.
Ya benim burada çok uzun bir seyahat geçirip ciddi anlamda para biriktirip gelmem lazım. Yani cebimde bir 5000 dolar olacak. Alacağım bir rehber yanıma. Dibine kadar girip çıkacağım Amazonların, böyle bir 2 hafta, 3 hafta, 1 ay neyse artık. Yerli kabilesinden en tehlikeli canlısına, anakondasından yılanına, kaplanından pumasına, bilmem nesine. Yani hepsini böyle yakından görüp rehber eşliğinde deneyimlemek istiyorum. O günler de gelecek ama. O günler de gelecek. Kendime söz. O günler de gelecek. Cebimde para olacak. Atlayacağım, geleceğim. Bu videoda burada söz olarak kalsın. Videoyu nehrin üzerinde bitirmek istiyorum dostlar. Gerçekten çok keyifli bir gündü benim için. Size pirana avını göstermek istemiştim. Şanslıyız ki yakaladık ve başka yerler de gördük, başka hayvanlar da gördük. En azından ben gördüm ama sizlere de göstermeye çalıştım. Kamera çok zoom yapmadığı için, yani yakınlaştırmadığı için hiç görüntüyü maalesef sizlere yakından gösteremedim o hayvanları. Ama buraya gelirseniz mutlaka Pedro'yu bulun. Pedro'yu zaten tanıdınız. Limana giderseniz, Puerto Narina limanına giderseniz bu videoyu da gösterin. Belki fiyatta size bir kolaylık sağlar. Belki sevinir adamcağız. Gerçekten bir şeyler göstermek istedi bana. Yani öyle yalap şap derler ya, öyle bir tur yapmadı. Ciddi anlamda bir şeyler göstermek istedi. Sağ olsun ilgilendi de. Bayağı sıcakkanlı, bir şey gördüğü zaman açıklayan güzel bir insan. Buralara gelirseniz, Pedro'yu da bulursanız ben açıkçası memnun kaldım bu geziden. Yani bir tur değil bu, ondan rica ettim. Ücreti mukabilinde etrafı gösterdi bana. Yani gidip şirketten bir tur almanıza gerek yok bunu yapmanız için. Kendisini bulun ve velhasıl kelam söylemek istediğim bu. Bu videoluk da bu kadar olsun benden dostlar. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda nerede oluruz bir fikrim yok. Bakalım sürpriz bir yer çıkarsa oraya gideriz. Yoksa kafamdakini uygulamaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigos diyorum. Çok az yolumuz kaldı Puerto Narino'ya.